Herkese merhaba değerli izleyiciler. Kanalımıza hoş geldiniz. Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanan Profesör Doktor Nihat Hatipoğlu'ndan yeni açıklama geldi. Nihat Hatipoğlu, genel sağlık durumu nasıl? Sağlık durumuyla alakalı detaylı bilgiler paylaştı. Hatipoğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan sağlığıyla ilgili son dakika duyurusu yaptı. Dostlarım, inşallah sıkıntıyı aşacağım. Dualarınızla diye söze başlayan Nihat Hatipoğlu şu açıklamayı yaptı. Milyonlarca insan bir sevgi yumağı oldunuz ve dua ettiniz. Her kesimden, düşünceden, her meslek grubundan, küçüğü büyüğü, açığı kapalısı 7'den 77'ye sizi seviyorum. Yaptığınız güzel duaların milyoncasını Allah size saysın. Amin diyerek sözlerine devam etti. Ağabeyi Ömer Vehbi Hatipoğlu, Nihat Hatipoğlu'nun son durumunu sosyal medya hesabından açıkladı. Hatipoğlu, sevgili dostlar kardeşler, yoğun telefon ve mesajlar üzerine bu bilgilendirmeyi yapmak zorunda kaldım. Nihat hocamız, elhamdülillah iyidir. Evinde tedavisi devam etmektedir. Sizlere teşekkür ediyor ve dualarınızı talep ediyor. Allah hepinizden razı olsun diyerek sözlerini devam ettirdi. Oğlu Osman Hatipoğlu da o soruya yanıt vermişti. Osman Hatipoğlu ayrıca Nihat Hatipoğlu hoca yoğun bakımda mı sorusuna yanıt verdi. Nihat Hatipoğlu yoğun bakımda mı sorusuna yanıt verdi. Nihat Hatipoğlu'nun sağlık durumu büyük bir merakla takip ediliyor. Osman Hatipoğlu konuyla alakalı şu açıklamayı yaptı. Hocamızın durumu Allah'ın izniyle iyi. Birkaç gün önceye göre çok iyi. Yavaş yavaş eski haline dönmeye başladı. Evin içinde gezmeye başladı. Sizlerin duaları sayesinde. Gün içerisinde bir şeyler de paylaşacağız. Hocamız kendini görüp duyacaksınız. Bu aralar bir haber dolaşıyor sosyal medyada. Nihat Hatipoğlu yoğun bakıma kaldırıldı diye. Kesinlikle böyle bir şeye itibar etmeyin. Nihat Hatipoğlu yoğun bakıma kaldırıldı diye bir haber var. Buna kesinlikle itibar etmeyin diye açıklamasını sürdürdü. Hocamız evde Allah'a şükür sağlık durumu çok iyi. Yoğun bakımda değil, hastanede kesinlikle değil. Böyle yalan haberler çok fazla yayılmaya başladı artık. Hocamızın sağlık durumunu çok çok kötü gösterdiler. Bunlar kesinlikle gerçek değil. Herkesten dua bekliyoruz. Hocamız sizlerde çok selamı var. Profesör Doktor Nihat Hatipoğlu köşe yazısında ise kendi genel olaraktan sağlık durumuyla ne alakalı bilgileri paylaştı. Sabah gazetesinde köşe yazısında kendi sağlık durumuyla ne alakalı bilgileri paylaştı. Şu bilgileri verdi. Sevgili dostlar, evde karantinada olduğum odadan yazıyorum. Aslında çok dikkatli olmama rağmen koronaya yakalandım. Doktorların teşhisi böyle. Süreçle ilgili birkaç uyarıda bulunmak istiyorum. En azından belki size faydası olur. Lütfen işi ciddiye alın. Şakaya gelir yanı yok. Benden sıtma ve ateşle başladı. Sonra mafsal ağrıları bunu takip etti. Tabii bir de iştahsızlık. Bademciklerimdeki intihaba yorduğum için danışarak antibiyotiğe başladım. Ama 8 gün geçmesine rağmen 1 gram düzelme olmadı. Özellikle 8. günden sonra sabahları berbat bir bulantı hissi başladı. Kusamıyorsunuz ama duramıyorsunuz da. Bu durumda hastaneye götürün dedim. Daha önce yaptığım testler negatif olduğu için çok da telaşlanmamıştım. Hastanede tomografi bile zor verdi. Zira bulantı devam etti. Sonra doktorum geldi ve koronasınız dediler. Akabinde 5 günlük Sağlık Bakanlığı'nın öngördüğü ilaçları kullandım. Bugün biraz düzeldim. En azından biraz yemek yedim. Rabbimden bana da bütün hastalara da şifalar dilerim. Hastalar ne yapar? İlaç kullanır ve dua ister. Ben de dua istedim sosyal medyadan. Bir gün içinde yüz binlerce dua zinciri kuruldu. İnsanlar evlerde toplandılar. Hatimler, salatlar, esma zikirleri, yasinler,
Tebarek eder, öyle bir hal oluştu ki Allah'a yemin olsun ki bunun yüz binde birini ummazdım. Çocuklar arıyorlar, videolar gönderiyorlar. 80 yaşındaki ihtiyarlar gözyaşlarıyla dua gönderiyorlar. Genç delikanlılar, bilmediğim insanlar, Allah bizim ömrümüzü size versin diyorlar. Ki buna kesinlikle hayır, böyle dua etmeyin, bu doğru değil diyerek düzeltiyorum. Ama tarif etmem mümkün değil. Evde toplanan beyler telefonun sesini açıp dualar ediyorlar. İlk kez bu kadar insanımızın bu kadar ağladığına şahit oldum. Ben sıradan bir insanım. Sade, kendi halinde. Hiçbir iddiası olmayan, beklentisi de olmayan. Ama bu sevgi, dua, yakarışı hak edecek ne yaptım? İki gündür bunu düşünüyorum. İnsanlar beni gönülden yaptığım hizmeti, Allah'ı ve peygamberini sevdirdiğimi biliyorlar. Bütün bunlar bunun karşılığı. Hak etmesem de. İnanın ki buraya yazdıklarım yaşananların binde biri bile değil. Bu arayanlar sağı solu, şuncusu buncusu yok. En farklı gruplar, en sevri insanlar. Telefonunu açıp hüngür hüngür ağlamakta, konuşamayıp telefonunu kapatanlar var. Engelli gençler var. Yatağına bağımlı. Onlarca video geldi onlardan. Aman Rabbim, nasıl dualar ediyorlar. Ermeni bir vatandaşımız, müsaade eder misiniz? Mum dikip dua edeceğim dedi. Allah'ın hakimlerin hakimidir. Geleceğimiz Rahman'ın iki parmağı arasındadır. Biz hayatta oldukça Rabbimizi ve Muhammed'imizi anlatacağız. Ölüm gelinceye kadar. Hepinize teşekkür ederim. Siz o kadar güzelsiniz, çoksunuz, gürül gürülsünüz ki iflah olmaz. Müptezellerin adı bile zikre değmez. Rabbime hamd eder. Sevgili sultana selam eder ve size hepinize teşekkür eder. Son cümle olaraktan ise Profesör Doktor Nihat Hatipoğlu şu kelimeleri kullandı. Hepimiz öleceğiz. Hastaya ve ölüme sevinenler de ama ne yazık ki çoğu berbat bir hüsran yaşayacak. Hele de Allah'a, peygamberine, ezanına, dinine düşman olanlar, gökte ve yerdeki her zerre sayacına yemin ediyorum ki feci yanılacaksınız. Feci perişan olacaksınız. Dönüşte yapamayacaksınız. Sesiniz duyulmayacak. Perişan olacaksınız. Ahirette hiç ummadığınız yerde orada yüzünüze bakılmayacak. Paçavra gibi savrulacaksınız. Paçavranın bile kıymeti var. Paçavra bile sizden kıymetli olacak. Çok yanılacaksınız. Yazın bunu bir kenara. Yaşayarak göreceksiniz. Siz kaybettiniz. Kaybettiğinizi anlamadan böyle yaşayacaksınız. Akıbetinizi görünce bugünleri çok arayacaksınız. Hastalığımıza sevinen ve sevinç narası atacak kadar vicdansızlaşan gruba gelince, ne sandınız, biz öleceğiz, siz yaşayacak mısınız? Düşmanın hastalığına, üzüntüsüne sevinmeyi bilmeyen bir kültürümüz vardı. Savaş sahnesinde yaraları tedavi ettik. Benim rahatsızlığıma sevinenler, ben Rabbe gitmekten hiç endişe etmedim. Günün birinde icabet edeceğim. Din düşmanlığı, İslam'dan nefret sizi bu kadar mı kör, zavallı, sefih ve müntezel etti. Yazık. Kaldığınız yerden inşallah daha gayretle devam edeceğim. Rabbin istediği yere kadar devam edeceğim diyerekten köşe yazısındaki sözlerini bu şekilde ifade etti. Sayın Profesör Doktor Nihat Hatipoğlu'nun şu anda sağlık durumu gayet iyi. Kendisine en yakın zamanda acil şifalar diliyoruz arkadaşlar. Bu şekilde de buradan videoyu sonlandırıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle herkese hayırlı günler dilerim.